geliyor, geliyor. Orada jeti çifti. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Neden? Düz yani. Düz. Mesrim var yani, ya şu an aynen son. Şok içinde. Şaka herhalde bunlar ya. Yok ama o zaman yuvarlak oluyor. Son olmadığı için. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Zaten soruda da bir sıkıntı. Dünya düz müdür? Dünya düzdür. Çünkü büyük güçlerin bizi aldattığını düşünüyorum. Büyük oyunu çözenlerden. Ben dünyanın düz olduğunu düşünüyorum. Ya bir kere ya tamam şu an burası biraz şey yokuş ama yani dünya düzse neden her yer dümdüz? Yani düz değilse nasıl her yer dümdüz olabiliyor? Ne? Dünya düz müdür yoksa yuvarlak mıdır? Yok düz. Çünkü nasıl emin bak. Yok düz. Ki ben biliyorum çünkü dünya düz. Ama ben öyle biliyorum. Düz, yuvarlak değil. Bence yuvarlak. Bence düzdür. Bence yuvarlak. Bence düzdür. Tamam ondan fikir olamadım. Ha bence yuvarlak. Yani aklıma yatan o. Hani yuvarlak olması. Ya bunun bencesi var ya. Allah Allah ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya ben yuvarlak olduğunu net biliyorum. Çok güvendiğim bir abimden. Bizim burada. Kral dünyaya da açıklamadım. Çok güvendiğin abim bunu anlatsın o zaman dünyaya desin. Niye bu? Abiler var ya hayatımızı çok güvendiğin bir abin ise buna niye anlattırmıyorsun? Deli Metin diye bir abim var. Deli bence Metin. Üçgen dünya ya. Bence üçgen. Şöyle şu şekilde değil mi? Senin dünyan mı kanka? Ben onu çok farkındayım. O senin dünyan. Üçgen işte. Üçgen olduğunu sen abi. Üçgen olarak. Anlat kardeşim. Üçgen değil abi. Geoid diyoruz ama şimdi burada yayın ineklik mi yapmak istemiyorum. Geoid diyoruz biz. Geoid. Bizim çok ünlü bir coğrafya hocamız var. O bize bu kafamıza yazdı bunu zaten. Ama üçgen de olabilir ya. Kafanın ilk 2 milyona girmiş hali mi? Abi beni inandırdı. Çok inandırıcı konuşuyorsun yani. Başka bir şeyin var mı? Mesela Mars nedir? Altıgen olabilir mi? Sekizgen olabilir mi? Dünya benim fikrime göre düz olabilir çünkü. Oğlum bunlar zeki çıktan bırak. Öyle ne dedi. Diyor? Bir dakika dur ya. Bir dakika dur. Sekizgen olabilir. Dünya benim fikrime göre düz olabilir çünkü. Senin fikrine göre düz mü olabilir? Ya siktir git LoL mu oynuyorsun? Valorant mı oynuyorsun? Ne yarak yüzeyin? Fortnite oynuyordur ya bu. İçini fikrine başlatma çocuk. Ya hem NASA falan da çok paylaşım yapıyor. Bence yalan olabilir. Yani ben denizden bakınca düz görüyorum. Kendi mantığıma da inanıyorum. Ailem de öyle inanıyor. Bence düzdür. Baktığınız yere göre değişir. Ya da hissiyatınıza göre. Yuvarlak olduğunu iddia ediyorlar. Görüntülerle sabit bu ama. Tabii düz olduğunu hissediyorsanız sizin için düzdür. Ben düz hissediyorum ve düz yaşıyorum. Hissiyata da girdi. Ki. Nereden biliyorsun? Çok uzun bir hikaye bu ya. Çok uzun yani vakit lazım. Ne yani dedi bu? Sana anlatacağım. Dünya yuvarlak. Ya çünkü yanlardan ve altlardan üstlerden olmak üzere geoid dediğimiz bir şekil var. Basık biraz. Bence de yuvarlaktır çünkü hani klasik gemiler falan. Gidince arkası önden şey oluyor. Arkası daha geç görünüyor. Pardon. Elips. Yanlışsınız abi. Yürüyoruz normal abi. Yuvarlak olsa nasıl yürürdük bir gösterir misin? Aşağı doğru yürürdük abi. Yuvarlaktır. Uzaydan çekilen görüntüler yuvarlak olduğunu gösteriyor bence. 360 çeken kameralarda bile yere koysan küresel çeker. Yere yatsan bir çayırda küresel görürsün ve uzaydan çeken görüntüler de zaten küresel. Tabii ki yuvarlak. Yuvarlaktır. Bir teori vardı galiba. Bir teori vardı galiba ama anlatmayacağım sana size galiba. Saçma sorular gelmedi. Her şey çok kötü olacak. Güzel soru. Bizim bir tane dershanede hoca vardı. İğrenç salak. O anlatmıştı da dinlemedim ki moruk adamı. Gemiyle bir yerden bir yere başlarsanız, hiç rotanızı bozmadan devam ederseniz yine olduğunuz yere gelirsiniz. Tabii ki yuvarlak. Neydi? Science. Türkçesi de. İşte bilimsel bir şey yani. Yuvarlaktır. Aslında yuvarlak değil, geoid şeklinde. Çünkü bunu birçok bilim adamı açıklamış yani. O yüzden ben de geoid şeklinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü düz olsaydı gemiler gider sonra da düşerdi diye düşünüyorum. Yani bu konu hakkında bir bilgim yok açıkça konuşmak gerekirse ama büyük ihtimalle yuvarlaktır. Dünya düz mü yuvarlak mı? Yuvarlak. Nasıl ispat ederim biliyor musun? Bu hani paraşütle yukarıya çıkıyorlar ya. Zaten besbelli böyle yuvarlak oldu. Ben oradan rica ederim. Bileklikçi arkadaş. Kandıracağız abi biz, evet. Bırakın ya. Dünya düz mü yuvarlak? Düz abi. Yuvarlak. bilim adamların açıklaması ya da evet, öğretmenlerimizin söylemesine göre. Fotoğrafları var. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Yuvarlaktır. Çünkü Kristof Kolomb işte gitmiş
Gene aynı yere gelmiş. Yukarıdan bakarsam yuvarlak, içinden... Onu adamı astılar amına koyayım ama işte anlatamadı derdini. Bakınca da böyle değil ki, kare de oluyor, yuvarlak da oluyor, düz de olabilirdi. Buna halk kararlarsın. Mesela bana sorarsanız benim için dünya karedir. Neden? Çünkü... Bu Galileo'ydu, pardon. Böyle dört dönüyoruz içinde yani bir yere. Mesela Kolomb'u da öldürmediler mi ama? Varamıyoruz hiçbir şekilde. Olmuş muydu o, bir şey oldu ona? O yüzden kare benim için. Geoid. Dünya yuvarlak. Bana göre baş döndürücüdür ama başkasına göre nasıl görünür bilemem. Bence yuvarlak olsa... Ya. Hala yaşıyor mu? Yuvarlak gibi ama birazcık daha bize yakın bak. Şu şekilde. Şöyle bir şey diye düşünüyorum. Ay'a giden de yokmuş. Ay'a giden yalan mı söyle diyorlar. Yuvarlak. Yuvarlak tabii ki. Eliptik deniyordu sanki. Yani üstten basık. Çıkmak lazım yoksa bilemem yani. Nereden bileyim tabii ki. Baba adam kare dedi ya. Kare dedi amına koyayım. NASA'nın oyunları. Dünya düz müdür yuvarlak mıdır? İkisi de değildir bence. Ve sikimizde de değil. Beni sal. Bu arada biz sizden kaçıyorduk. Evet. Yani ben yuvarlak olduğunu... Evet yuvarlaktır yani, bu su götürmez bir gerçek. Hani bunun tartışma konusu olduğunu şu an sizden öğreniyorum bu arada. Evet. Düz olduğuna inananlar da var. Efendim, dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Kişiye göre değişir bence ya. Bilim adamlarına göre elips şeklindedir. Türk insanına göre yuvarlaktır. Türkiye'nin durumu nanay ya. Dünya düzdür, yuvarlak diyen uzaylıdır. Dünya düz. Dünya yuvarlak olsa... Dünya yuvarlaktır. Bunun hakkında kesin bir şey söylemem çünkü ikisinin de mantıklı açıklamaları var. Hani uçakların iniş kalkış eğimleri falan bu tarz hani şeyler, ikisi de... Uçakların iniş kalkış eğimleri falan bu tarz şeyler. Bunu bir düşünün derim. Mantıklı geliyor bana. İkisi de olabilir gibi geliyor. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Ya selamun aleyküm. Evet Oğuz, bilim adamımız evet, Oğuz'a bağlanacağız. Dünya düz müdür, Yozgat'tan. Yuvarlak mıdır? Yozgat'tan nasıl görünüyor ya da senin dünyan nasıl bir şekilde? Ben buradan mesela şu anda dışarı bakıyorum. Evet. Eğri büğrü yani çağrı. Düz değil dünya demek mı, Yozgat oluyor mı? Bu. Bir de otluk bir alan yani görüyorsun. Yani şey mi diyorsun? Düz değilse bile... Yuvarlak değilse böyle düz de olduğunu düşünmüyorum mu diyorsun? Çünkü eğri büğrü ya. Aynen düz de değil. Kesinlikle değil yani. Düz olsaydı Konya gibi olması lazımdı. He. Bu zamanda yani Konya'nın ne anlamı kalır düz olmasıyla? Böyle bir şey düşündüm ben. Lazım katkı mıydı? Sağlamak istedim. Lazım mıydı? Başka bir. Yani. Şimdi mesela Yozgat iki dağın arasında. Buna coğrafyada vadi denir. Ancak Konya dümdüz olduğu için ova denir. O zaman yani dünyaya demek ki düz olsaydı dünya ovasında yaşıyoruz derdik. Dünya gezegeni demezdik yani. Yani doğru. Yani. Şu senaryo çekeceğim TikTok'ı. Twitter'da nerede la? Dar bir tane TikTok attım VIP'ye, bir bakar mısın? Onun için gelmiştim. Bakayım. Aslında da bilimsel olarak da açıklama yapmak istedim. Sağ ol. Bilimsel açıklaman geldi. Her dakika yap böyle bilimsel açıklamalar bize. Senacığım bu TikTok tamam. Uygun görüldü. Merhaba Türkiye dışarısı. Görüyorsunuz ki... Ben çok güzelim. Ve daha fazla bu ülkeye maruz kalırsam güzelliğimi ne kadar koruyabilirim bilmiyorum. O yüzden Türkiye dışarısında tercihen Avrupa bana vatandaşlık verebilecek aynı herhangi biriyle aynı, o da aynı. Hiçbir şey fark etmez. Evlenmeye hazırım. Sunabileceğim şeyler güzel olmak. İyi bir dinleyici olmak. Ne oluyor ya? Sesini çok iyi duyuyor bu adam. Normalde mikrofonu kapatıp kopuyordu. Ve güzel olmak. O yüzden taliplerimi açayım. Bak bunun orijini de bu. Merhaba Türkiye dışarısı. Bunun aynısını istiyoruz. Bak aynı ama aynısı olacak. Birebir replikler. Çok güzelim. Ve daha fazla bu ülkeye maruz kalırsam güzelliğimi ne kadar koruyabilirim? Aynı replikler aynı. Şöyle chat'e bırakıyorum. Sena'ya bunu ulaştırırsınız. Şöyle bunu alalım Sena'dan. Tamam bunu göstermek içindi. Dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Ercan
online oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Cenab-ı Hakk'ın gençliğinde düzdür belki. Ya moruk bu ne ya? Ercan sana bir soru soracağım. Ercan. Sor ya moruk sor. Eşinizin sperm bankasından çocuk yapmasına izin verir misin? Kısır olsaydınız diye sormuyorum. Çünkü zaten seni kurumuştur. Tövbe estağfurullah. Eşinin çocuk sperm bankasında çocuk yapmasına izin verir miydin? Yani biz de bu dünyadan gelip geçtiğimizi belli etmek için verirdim herhalde. O nasıl bir amına koyayım ilkellik ya bu. Bu dünyadan gelip geçtiğimizi belli etmek için verirdim herhalde. Dayı o zaman senin gelip geçtiğin belli olmuyor ki ama. Orada karda yürüyüp iz bırakmamış oluyorsun ama Ercan. Moruk yalanla en azından bir soyadı Bozkurt olur anlıyor musun? O şekilde yazıyor. Oğlum niye bana böyle duygusal karışık sorular soruyorsunuz? Bu ne ya? Dur bakalım bir insanlar bize demiş. Siyasi olarak diyor. Kısır olsaydınız eşinizin sperm bankasından çocuk yapmasına izin verir miydiniz? Eğer doğru spermi alacaksa olabilirdi. Düşünürdük oturup beraber karar verirdik. Okeyse alırdık. Hayır vermezdim. Ne yapacaktın abi? Sperme mi bakacaktınız böyle? Bu güzel bu gibi mi yani? Nasıl amına koyayım ya? Başkasının çocuğunu niye taşısın ki? Yok ya izin vermezdim. Sen verir miydin? Bir şey söyleyeceğim. Bir bakar mısın? Çok güzel bir soru. Gel gel. Ben kısır olsaydım bu onaylayan insanlar var illaki ama ben şey yapardım. Misal bir sürü yetim çocuk var. Gidip onları sahiplenirdim ben. Kısır olsaydınız eşinizin sperm bankasından çocuk yapmasına izin verir miydiniz? Şimdi sperm seçebiliyor muyuz? Kimin olacağı belli olmadığı için gen aktarımı iyi olan... Babacım sen bir daha boşalsana. Çünkü o... Aynen aynen. Yedirdik sana. Avokado yedirdim amına koyayım. Bir daha boşalır mısın lütfen? Çocuğun bütün genetiğini etkiliyorsun şu anda ya. Vitaminlerini aldın. Bunu al... Olmaz abi bu. Bir birey olduğunu düşünseydim neden olmasın diye düşünürüm yani. Olabilir. Ya ben de istemezdim. Onun yerine çocuk... Evlat edinirdim. Yani ikisi de zaten benden değil yani. Hayır. Çünkü tanımadığım bir insan çocuğu neden olsun? Arkadaşıma s**tiririm daha iyi. Senin ben. Bu ne diyor ya? Bu nasıl bir mantık ya? Kalk koltuk canı çektim çocuğun herhalde. Arkadaşım. Siki sokuş yok ki ya bu sperm bankasında. Mami niye böyle cevap verdin sen burada bu videoda? Sen niye böyle konuştun mami bu videoda? Hayır. Vermezdim de. Yani çocuk esirgeme yurdundan bir çocuk alırdım ama. Niye böyle soru sordunuz ki? İzin vermezdim. Niye böyle bir soru sordunuz ki? Boşalayayım hemen size bir tane. Hemen olmayacaksa çocuk... Hemen şu an burada boşabilirim ama ben sizin için. Esirgeme grubundan bir çocuk bağışlarım. Hiç olmadı hani benim genimi taşımayacaksa gerek yok. Çocuğu sahiplenmek daha mantıklı. Verirdim. Yani ilk defa bu cevabı duyduk. Verirdim yani. Bilmiyorum eyvallah evet. Olabilirdi ama verirdim yani. Hayır. Peki nasıl bir çözüm bulurdunuz? Edinirdik. Peki nasıl bir çözüm bulurdunuz? Hayır diyenler cahil ve bağnazlar ya. Hiç vermiyor yapacak bir şey yok. Evlatlık edinebilirdim ama. Yok. Ne oldu Amerikalı Mert? Niye cahil ve bağnaz oldular? Yani 9F'den Mert seni. Senin... hayatını birlikte yaşadığın kadın veyahut da tam tersi için erkek bir çocuk sahibi olmak istiyorsa en azından onun genlerini taşısın. Bir, o kadın bunu yapmak istiyor ve sen yapamıyorsan diye o niye bundan mahrum kalıyor? Ve eninde sonunda günün sonunda sen zaten kendi ahlakınla yetiştireceksin çocuğu. Daha niye neyin hayırı ki? Mert seni saksafonla bastırırım. Psikolojikman karşıya bunu verememenin psikolojisini şu anda yaşayamıyorlar. Götlerinden hayır diyorlar. Bir başına gelsin de ben hayır desin göreyim. Sen ne oldu ben dostum? Ben sanki yaşamış gibi konuşuyorum. Sen ne oldu? Sen bir anlat ya bize. Ne oldu abi? Ne oldu baba? Anlat ama bakalım. Çözelim ya bunu. Bu kadar kanayan bir yara... Adamı kanayan yarasına ya da kanamayan yarasına mı şey... Parmak bastık. Ne oldu amına koyayım ya? Kardeşler istiyor herhalde. Salaklık ya. Ben salaklığa katlanamıyorum. Can Cemil 10 kişi abone gönderdi. Çok teşekkür ederim Can. Vermezdim ya. Bence öyle bir sorun da olmaz diye düşünüyorum ya. Yok izin vermezdim. Ama 5 tane karım olsa 5'ini de doyururdum yani. Problem yok. İzin verirdim. Verirdim.
Verirdim. Ya çünkü bir çocuğum olmasını isterdim. Eşim de bunu kabul ederse yani bence güzel yani. Bizim için özel bir şey çocuk. Çocuk kıymetlidir. Sperm Bankası'na şimdi belirli bir bağış yapılıyor. Bağış yapan kişinin kim olmasını önce öğrenmek isterdim. Ondan sonra izin verdim. Yani sonuçta kim olduğunu öğrenmek bence... Sen ne boş yaptın bu kadar ya? Ben izin veririm yani kısa vaine çocuk istiyor, çocuk istiyorsam izin veririm yani. Bu neymiş lan? Güzel soru. Ya tanımadığım biriyle motorda gezmek oldu. İrem, evet, sen de bunu biliyorsun. Hiç tanımıyordum yani. Bir durdurduk motoru, bindim arkasına gittim. Hiç telefon, hiçbir şey yok mesela. Yani o şekilde oldu yani. Korkmadın mı? Yok, hiç korkmadım. Nereye gittin sonra? Bayağı bir gezdik, bir saat falan. Bir saat falan gezdik yani. Öyle Adana'da. Sonra kuzenlerim falan beni aramışlar. Polisler falan filan. Bayağı bir olaylar olmuş. Ağlamışlar falan. Ama yani sonunda mutlu sonla bitti. Evet. Mutlu sonla bittiyse güzel. Sonla bittiyse. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.